Latince derslerinin ikincisine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu harfler ve sesler. Latinceyi Türkçe aracılığıyla öğrenenlerin telaffuzu kavramakta diğer diller üzerinden öğrenenlere göre avantajlı olduğu söylenebilir. Bu durum öncelikle Türkçenin klasik Latinceninkine oldukça yakın bir alfabeyle yazılmasından ve iki dil arasındaki fonetik benzerliklerden kaynaklanır. Nitekim Latince'de bulunmayan sesleri göstermek için eklenen harfleri ve klasik latince de k sesini veren c harfini dışarıda bırakırsak iki alfabe büyük oranda örtüşür. Oysa kesintisiz biçimde yüzyıllardır latin alfabesiyle yazılmakta olan bazı batı dillerinin örneğin Fransızcanın uzun gelişim süreçlerindeki fonetik değişimler alfabelerine pek yansımamıştır. Bu da yazımla telaffuz arasında karmaşık bir ilişki doğmasına yol açar. Basit bir örnek verecek olursak Latince Kaiser sözcüğünü Türkçe yardımıyla doğru telaffuz etmek için Latincedeki C harfine Türkçedeki K harfinin sesini atamak yeterlidir aslında. Fransızca'da bu kelime değişikliğe uğrayarak C, S'ye, I, E'ye, S, Z'ye dönüşür. Yani Kaysar Fransızca'da Sezar olur. Türkçe'ye de bu dil üzerinden geçtiği için bu ad Sezar biçimiyle dilimize yerleşmiştir. Oysa siz yolda Kaiser'ı görseniz ve onu arkasından Sezar diye seslenseniz dönüp size bakmayacaktır. Türk alfabesine göre okunduğunda telaffuzları Latince aslına oldukça yakın olan sözcüklerin, Türkçe'ye bu şekilde başka bir dilin farklı telaffuzuyla girmesi, yalnızca özel adlarda değil terimlerde de gözlemlenir. Örneğin Latince gladiator derimi özgün telaffuzuna sadık kalınarak gladiator biçiminde yazılıp söylenebilecekken Türkçeye Fransızcadaki biçimiyle gladiator olarak girmiştir. Latin alfabesinin tarihsel gelişimini iki ana evreye ayırabiliriz. İlk evrede yani milattan önce 7 ila 4. yüzyıl arasında kullanılan arkaik Latin alfabesinde 20 harf vardı. Bu harfler Yunanca bu strofedon terimiyle ifade edilen soldan sağa sağdan sola doğru dönüşümlü bir biçimde her iki yöne de yazılmaktaydı. Bu alfabenin üçüncü harfi olan c harfi g sesini, altıncı harfi olan digamma ise w sesini gösteriyordu. I harfi hem i ünlüsünü hem de y yarı ünlüsünü, Alt kısmı sivri olan yani bizim V harfimize benzeyen U harfi de hem U ünlüsünü hem de V yarı ünlüsünü yazmak için kullanılıyordu. Peki ölü bir dil olan Latincenin seslerine ilişkin bu ayrıntıları nasıl bilebiliyoruz? Gramer yazarlarının aktarımlarından, karşılaştırmalı tarihsel fonetiğin sunduğu verilerden ve çift dilli yazıtlardan biliyoruz. Harflerin altına köşeli ayraç içinde kırmızı renkte yazdığımız semboller, tüm dillerin seslerini tek bir işaret sistemiyle göstermek amacıyla oluşturulan uluslararası fonetik alfabesine aittir. Örneğin yukarıdaki i harfinin sağ altındaki bizim j harfimize tekabül eden işaret bu sisteme göre y sesini, İngilizce'deki w harfine denk işarette de w sesini vermektedir. Altına bu türden herhangi bir işaretin konulmadığı harflerin sesleri, Türkçedeki ilgili harflerin sesleriyle büyük ölçüde örtüşür. Klasik Latin alfabesindeki tüm harflerin ses karşılığı ileride toplu olarak verilecektir. İkinci evreyi oluşturan MÖ 4 ila 2. yüzyıl arasına ait olan Latin alfabesi, 21 harften oluşuyordu. Bu alfabenin en önemli farkı, her iki yöne de değil, sadece soldan sağa yazılıyor olması C ve digamma harflerinin ses değerinin değişmiş ve G harfinin eklenmiş olmasıdır. önce 2. yüzyılda bu alfabeye iki harf daha eklenmiştir. Bunlar Yunanca'dan ödünçlenen kelimeleri yazabilmek için kullanılan Ü yani Y ve Z harfleridir. Burada sadece büyük harflerin olduğu dikkatinizi çekmiştir. Klasik dönem yazarları sadece bunlarla yazıyordu. Küçük harflerin gerçek anlamda yaygınlaşması orta çağda olmuştur. Burada şu iki noktaya da dikkat çekmeliyiz. Klasik dönemde kelimelerin scriptio continua denilen usulde birbirine bitişik yazılması ve noktalama işaretlerinin henüz tam yaygınlaşmamış olması. Geleneksel Roma'lı adları olan Gaius ve Gnaeus'un yazımında kullanılan kısaltmalar C ve CN şeklindedir. Bu da bize Yunan alfabesindeki gamma harfinin biraz yuvarlatılmış bir biçimi olan C harfinin arkaik dönemde g sesini vermek için kullanıldığını işaret eder aslında. Arkaik Yunan alfabesinin 6. harfi olan digamma harfi v sesini veriyordu. Bu ses karşılığıyla Latin alfabesine geçen harf M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına gelindiğinde artık aynı ses değeriyle kullanılmıyordu. Antik dönem gramercileri Latince adıyla H harfini genellikle gerçek bir harf olarak değil, bir nefes işareti, nota aspirationis olarak tanımlamışlardır. H harfi klasik Latince'de belli belirsiz bir nefes sesini gösteriyordu. Latin alfabesindeki C harfinin G sesini verdiğinden bahsetmiştik. Milattan önce 4. yüzyıldan itibaren bu harf C harfi K sesini temsil etmeye başlar. Böylece benzer sese ait üç farklı işaret kullanılır olmuştu. Latince adlarıyla K, K ve Q. Bunlardan nadiren kullanılan K her zaman A harfinden önce geliyor, Q harfini de her zaman U izliyordu. C harfi artık G sesini karşılamadığından bu sesi yazmak için yeni bir harfe ihtiyaç duyuldu. C harfinin orta kısmına yatay bir çizgi eklenerek G harfi oluşturuldu. Yunanca'daki digam harfinin Latin alfabesindeki karşılığı olan F harfi milattan önce 4. yüzyıldan itibaren artık V sesini değil F sesini yazmak için kullanılmıştır. Yunanca'dan geçen Lyra ve Zelus gibi sözcüklerin yazımı için orijinal adlarıyla Y ve Z harfleri eklenmiştir. Bir ünlü olan Ü sesinin tıpkı Yunanca'daki gibi hem uzun hem de kısa biçimi vardır. Latince'de ünlülerden söz ederken belirtilmesi gereken en önemli nokta 5 ünlünün de hem kısa hem uzun biçimleri olduğudur. Gördüğünüz tablonun sol sütununda ünlülerin uluslararası fonetik alfabesine göre yazılışı, sağ sütunda da her birinin kuantitas yani nicelik değeri belirtilmiştir. Bu değer her bir ünlünün süresini yani seslendirilişinin kısa ya da uzun oluşunu ifade eder. Bu ayrım sadece heceleme açısından ve hece uzunluğuna bağlı olan latin vezni açısından değil, anlam açısından da önemlidir. Bunu açıklamak için şu örnekler yeterli olacaktır. Malum, kötü. Malum, elma. Populus, halk. Populus, kabak ağacı anlamına gelir. Venit dersek geliyor. Venit dediğimizde ise geldi demiş oluruz. Latince'de bu a, e, i o, U ünlülerinin dışında çift ünlüler diptongi denilen üç ünlü ses daha vardır. Gördüğünüz harf kombinasyonlarıyla yazılan ve ay, au, oe olarak seslendirilen bu çift ünlüler aslında birer ünlü kaymasını temsil eder. Heceleme ve vezin açısından uzun kabul edilir. Şimdi latin alfabesindeki harflerin ses değerlerini örnekler üzerinden tek tek görelim. Bu tabloda soldaki ilk sütunda harflerin yazılışı, ikinci sütunda bu harflerin temsil ettiği fonemler yani ses birimler verilmiştir. Bu kavramı basit bir örnekle açıklayalım. Türkçe yol ve kol kelimelerinin anlamları farklı olduğundan ve bu fark y ve k seslerinden kaynaklandığından bu seslerin ikisi de anlam ayırıcıdır yani birer fonemdir ve bu yüzden iki farklı harfle yazılır. Devam edelim. Orta sütunda ilgili sesin geçtiği latince kelime örneği, dördüncü sütunda o kelimelerin Türkçe'ye göre yazılışı ve son sütunda da benzer sesin geçtiği Türkçe kelime örnekleri verilmiştir. Örneklenen sesler kırmızı ile yazılmış, latincenin aslına uygun telaffuzu için vurgulanması gereken hecelerde, bunun kurallarını ileride göreceğiz, büyük harfle yazılarak gösterilmiştir. Üzerlerine koyduğumuz ince düz çizgi o ünlülerin uzun okunduğunu göstermektedir. Öğretim amacıyla kullanılan bu modern işarete makron denir. Klasik latincede ünlülerin uzunluk farkını belirtmek için belirli dönemlerde bazı işaretler kullanıldıysa da bunlar gerçek anlamda yaygınlık kazanmamış ve zaten orta çağa doğru söz konusu fark dildeki genel değişime paralel bir biçimde yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. İlk satırdaki örnekle başlayalım. İkinci sütunda gördüğünüz gibi Latince'deki A harfi hem kısa hem uzun A sesini yazmak için kullanılıyordu. Bu ayrım 5. satırdaki E harfi için de geçerli. Kısa A sesini akerbus kelimesiyle örnekleyebiliriz. Dikkat ettiyseniz A ünlüsünü uzatmadan Türkçedeki ama kelimesindeki gibi seslendirdim. Oysa amen kelimesindeki A harfini Türkçe amir kelimesindeki gibi uzun seslendiriyorum. Bu türden uzunluk farklarının kelimelerin anlamını değiştirebildiği için önemli olduğunu daha önce belirtmiştik. Örnekler üzerinden devam edelim. Balneum kelimesinin ilk harfi olan B harfinin ve dux kelimesinin ilk harfi olan D harfinin ses değeri Türkçedeki gibidir. C harfinin sesi farklıdır. Bu harf klasik Latince'de k sesini verir. Bu yüzden gördüğünüz örnek color değil, color olarak okunur. E harfinin hem kısa hem uzun E sesini yazmak için kullanıldığını belirtmiştik. Bu uzunluk farkı söz konusu ünlülerin açıklık derecesini de etkiler. Uzun E açıktır. Şimdi ilgili örneğe bakalım. Ego kelimesindeki E ünlüsü kısa, Eruo kelimesindeki uzun ve açıktır. İkincisindekine benzer sesin geçtiği örnek olarak Türkçe eğri kelimesini vermemizi ve hem e hem yumuşak g harflerini kırmızı ile yazmamızın sebebini de açıklayalım. Türk alfabesindeki yumuşak g harfinin özgün ses değeri belli belirsiz olup, işlevlerinden biri önündeki ünlüyü uzatmaktır. Ağlamak, iğne, oğlu ve burada gördüğünüz eğri kelimelerindeki gibi örneğin. Devam etmeden önce bu latince kelimelerin anlamlarını da kısaca verelim. Akerbus sıfatı, acı, çetin, haşin, Amens ise aklını kaçırmış aptal anlamlarına gelir. Balneum ismi hamam, Color, renk, dux ise önder anlamındadır. Ego, ben anlamına gelen zamir, eruo da dışarıya atmak, fırlatmak, kazmak anlamlarına gelen bir fiildir. F harfine geldik. F sesinin örneği için pencere anlamına gelen fenestra sözcüğünü kullanabiliriz. Türkçe ses benzeri olan kelime için fena örneğini verdik. G harfinin sesini ikiz anlamına gelen G minus örneğinden görüyoruz. Türkçedeki ses benzeri için gemi örneğini verebiliriz. H harfine geldiğimizde insan anlamına gelen homo örneğini görüyoruz. Türkçede horoz kelimesini benzer şekilde seslendirebiliriz. Gelelim üç ayrı şekilde seslendirilen i ünlüsüne. Bu ünlünün 3 farklı ses değeri olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki kısa olan, uygun anlamına gelen idoneus sıfatı örneğinde olduğu gibi. Türkçe idil sözcüğündeki kısa i ile benzeşiyor. İkincisi ise uzun kullanımı. Örneğimiz İtalya. Türkçe iğne sözcüğündeki i sesine benziyor. İtalya. Sonuncusu ise yarı ünlü kullanımı. Buradaki i sesi y sesine dönüşüyor ve u şeklinde okunuyor. Adil anlamına gelen yus sözcüğünde olduğu gibi. Türkçe olarak da yuva kelimesindeki u yu sesine benzetilebilir. K harfi için örneğimiz her ayın ilk günü anlamına gelen kalenday. Türkçe ses benzeri kale. L harfinin ses değeri için örneğimiz ise iş, güç, çaba anlamına gelen labor kelimesi. Benzer sesin bulunduğu Türkçe kelime örneği ise labirent. M harfi m sesini veriyordu. El anlamına gelen manus ya da Türkçe manav kelimelerinde olduğu gibi. Fakat bu ses kelimenin sonundaki bir ünlünün arkasında yer alıyorsa, az önceki gibi dudaklar kapalı olarak değil, açık olarak telaffuz edilir. Örneğin tu ya da etya. N harfi n sesini verir. Örneğin, narro anlatıyorum anlamına gelir ve nar kelimesindeki gibi seslendirilir. O harfini ses karşılığı olan o kısa ve uzun olmak üzere iki şekilde telaffuz edilir. Kısa telaffuzuna Latince'den onus yani yük, uzun telaffuzuna omen yani alamet kelimeleri örnek verilebilir. Dikkat ederseniz, kısa ses Türkçe'deki onur, uzun ses ise oğlu kelimesindeki gibi seslendirilir. P harfi Türkçedeki gibi p sesini verir. Görevine bağlı, saygılı gibi anlamlara gelen Pius sıfatı Pies gibi seslendirilir. Q harfi daha önce de belirttiğimiz üzere daima U harfinden önce gelir ve ku sesini verir. Örneğin 4 sayısının netince karşılığı olan kuator kelimesi kural gibi seslendirilir. R harfi ise r sesini verir. Romalılar bu harfe köpek hırlamasını andırdığından Litera Canina adını vermişlerdi. Dolayısıyla Latince ramus yani dal kelimesi Türkçedeki rampa gibi seslendirilir. S harfinin ses değeri Türkçedeki ile aynıdır. Klasik Latince'de bu ses Fransızcadaki gibi iki ünlü arasında z sesine dönüşmez. Dolayısıyla Kaysar ismini Kayzar olarak okumamalıyız örneğin. T harfi Türkçedeki ile aynı sesi verir. Latinlerin U harfi dedikleri ama her zaman bizim V harfimiz gibi altını sivri olacak biçimde yazdıkları harfin 3 ayrı ses değeri vardır. Kısa ve uzun U ünlüsü, uterus ve udus örneklerinde gördüğünüz gibi ve V sesi. Yarı ünlü olan bu ses Türkçedeki V harfinin sesinden farklı olup İngilizcedeki W veya Arapçadaki Vav wow harfinin sesine benzer. Tablodaki Vado örneğin vado değil vado olarak söylenir. Türkçe'de vadi veya vaat gibi Arapça kökenli bazı kelimelerin yerel telaffuzlarında bu ses kısmen korunmuştur. Farkı anlamak için bu sesi çıkartırken diş ve dudaklarımızın hareketine dikkat etmek yeter. Latince'deki v sesini çıkarmak için dudaklarınızı ileriye doğru büzünüz. Buna karşın Türkçe'deki v harfini okurken varlık kelimesinde örneğin üst dişlerinizin alt dudağınıza hafifçe dokunduğunu fark edersiniz. Latinlerin ex adını verdiği dördüncü satırdaki ksenium kelimesinde geçen harfin sesi k ve s ünsüzlerinin birleşimi olarak düşünülebilir. Bu harf hem y ve z harfleri gibi Yunanca kökenli kelimelerde hem de Latince kelimelerde bulunur. Bu kelimelerin anlamlarını da verelim hemen. Similis benzer anlamına gelen bir sıfat, Tiberis, Roma kentini denize bağlayan ünlü nehrin ismi, Uterus, rahim, karın anlamındaki bir isim, Udus, ıslak anlamındaki bir sıfat, Vado, gitmek anlamına gelen bir fiildir. Xenium, misafire verilen hediye anlamına gelir. Hydra, Yunan mitolojisinde korkunç bir su yılanının ismi, Zephyrus da batı rüzgarının ismidir. Latince'nin okunuşuyla ilgili kafa karıştırıcı konulardan bir tanesi çift ünlü ve çift ünsüz kullanımıdır. Türkçe kullanımda böyle bir alışkanlığımız olmadığı için çift ünlüleri gördüğümüzde iki ayrı ses değeriymiş gibi okumak isteriz. Oysa bu çift ünlülerin hepsi tek bir ses verecektir. Hemen ilk örnekle başlayalım. Ay çift ünlüsü. A ve E ünlülerinden oluşan bu çift ünlüyü ay şeklinde okuyoruz. Örneğimiz Roma'nın kurucusu olan Aeneas. Ayna gibi okunuyor gördüğünüz gibi. Aeneas. A ve U ünlülerinden oluşan Au çift ünlüsü altın anlamına gelen Avrum. Avrupa gibi okunduğunu görebilirsiniz. Avrum. O ve E'den oluşan çift ünlü Oy. Oyta bir şehir olan Oyta. Türkçedeki oysa sesine benzer. Çift ünsüzlere geçelim. C ve H yani K ve H'den oluşan k sesi korus, korus, koro gibi okunuyor. P ve H'den oluşan p sesi örneğimiz filosofya, filosofya, pilav gibi okunuyor. Burada filosofya dememi beklerdiniz ancak unutmayalım ki bu ses Cumhuriyet dönemine kadar pi sesini verecek ve filosofya olarak adlandırılacak kelimemiz Cumhuriyet döneminden sonra ise filosofya haline alacak. T ve H'den oluşan t çift ünsüzü teatrum, teatrum, tren şeklinde okunacak. G ve N çift ünsüzü daha çok nazal bir ses verecek. Örneğimiz magnus, magnus. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için yerel bir okunuştan örnek vereceğiz. Angara. Tıpkı Angara der gibi Magnus diyeceğiz. Böylece ikinci dersimizin sonuna geldik. Bu derste Latince'nin nasıl yazıldığını ve okunduğunu, seslerin genel özelliklerini örneklerle görmüş olduk. Latin edebiyatı temelde gözle okunan değil, kulakla işitilen bir edebiyattır. Başka deyişle, sessiz okumanın henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadığı bir kültürün edebiyatıdır. Biz de bu yüzden ses konusuyla ilgili bir sonraki dersimizde heceleme ve vurgu kurallarına değindikten sonra edebi eserlerin seslendirilişine de örnekler vereceğiz. Şimdi bu dersteki bilgilerimizi hatırlamak üzere şu soruları yanıtlayalım. Klasik Latince'de C harfi hangi sesi verir? I ve V harflerinin ses değeri nedir? Ünlü uzunluğu neden önemlidir? Latince'de hangi çift ünlüler vardır? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.